Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle çilekli fincan tatlısı yapacağız. Bir önceki videomuzda Kemal Paşalı fincan tatlısı yapmıştık. Kalan muhallebimizle çilekli fincan tatlısı yapmaya karar verdik. Eğer hazırsanız bu güzel tatlıyı yapmaya başlayalım. 2 su bardağı sütümüzü tenceremizin içine aldıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker ilave ediyoruz. Yine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da nişasta ilave ettikten sonra oluşacak muhallebimizi güzelce çırpıyoruz ki topaklaşmasın. Şimdi güzelce çırpalım topaklaşmaması için. Kaynayana kadar güzelce çırpıyoruz topaklaşmaması için ve altını tutmaması için. Kaynadıktan sonra bir 10 dakika altı kısık şekilde kaynatıp ocaktan alabileceğiz muhallebimizi. Devamlı olarak karıştırıyoruz. Muhallebimiz yavaş yavaş pişmeye başlayacak. Şimdi muhallebimiz yaklaşık 5 dakikadır kaynıyor. Bir 5 dakika kadar daha kaynadıktan sonra artık ocaktan alacağız. Devamlı olarak çırpalım ki muhallebimiz topaklaşmasın, dibini tutmasın. Şimdi muhallebimiz biraz soğuduktan sonra topaklaşmasını engellemek için blenderla geçiriyoruz. Güzelce blenderdan geçirelim ki pürüzsüz bir kıvama gelsin. Şimdi güzelce pürüzsüz bir kıvama geldi muhallebimiz artık. Bardaklarımıza yerleştirebiliriz. Fincan yerine bu şekilde pet bardaklar kullanıyoruz. Eğer altı yuvarlak fincanınız varsa tabii ki fincan da kullanabilirsiniz ya farklı bir kalıpta da yapabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bu şekilde pet bardaklar veya plastik bardaklarla da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hepsine eşit miktarda muhallebi doldurduktan sonra çileklerimizi yerleştiriyoruz ortaya. Çileklerimizin çok büyük olmamasına özen gösterelim. Orta boy çileklerimizi bu şekilde yerleştirdik. Şimdi üzerine yine altına koyduğumuz miktarla eşit bir şekilde muhallebi ilave ediyoruz. muhallebilerimizi ilave ettikten sonra artık buzdolabında 2 saat dinlenmeye alacağız. Şimdi yaklaşık 2 saattir buzdolabında dinlenen muhallebilerimizi bu şekilde elimizi ıslatarak elimiz yardımıyla etraflarından çıkarıp rahat bir şekilde gördüğünüz gibi kalıptan çıkarabiliyoruz. Muhallebinizin kıvamı eğer tam tuttuysa çok rahat bir şekilde çıkar. Şimdi bu şekilde sunum tabağımızı alıyoruz. En son üzerine çilekli olduğu için güzel bir çilek sosu ilave ettik. Eğer çilek sosu bulunmuyorsa üzerine bir dilim çilek ilave edebilirsiniz. Ya da çikolata seviyorsanız çikolata sosu da ilave edebilirsiniz. Tamamen yine sizin hayal gücünüze kalmış ama çilekli fincan tatlısı olduğu için biz çilek sosumuz vardı onu da değerlendirmek istedik. Şimdi artık sunuma hazır hale getirdik. Üzerine antep fıstığı döktükten sonra kesip gösterebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık harika bir muhallebi oldu. İçi de bu şekilde sürpriz çilekli. Umarım beğenirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.